İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Devlet Başkanı'nın talimatnamesi, taziye mesajı, Amerikalı kongresmenler Azerbaycan askeri yardımın durdurulmasını talep ediyor. Şam, Anayasa Komisyonu faaliyetleriyle ilgili herhangi bir dış müdahaleye müsamaha göstermeyecek. Aznavursuz bir yıl geçti. Tüm dünyada değerli şansölyeyle adanmış etkinlikler gerçekleşecek. Yerevan, Bağımsız Devletler Topluluğu ülkeleri arasında sonbahar gezileri için ilk 3 şehir arasında. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı'nın talimatnamesi. No 74, 5 Eylül 2019. San Remo Barış Konferansı'nın 100. yıl dönümüne Uluslararası Sevr Anlaşması'na atıfta bulunarak 11 Mayıs 1920'de Batı Ermenistan bölgesinde Ermeni Devleti'nin de jure tanınması, 10 Ağustos 1920'de Uluslararası Barış Anlaşması'nın Sevr'de imzalanmasına neden oldu ve bunun sonucunda 22 Kasım 1920 tarihinde Başkan Woodrow Wilson tahkim kararıyla ilgili sorumluluğu devraldı. Cumhuriyet Devlet Başkanı, Anayasanın 76. maddesine bakınız. Karar, Madde 1, San Remo Barış Konferansı'nın 100. yılı, Uluslararası Sevr Antlaşması ve Başkan Woodrow Wilson'un tahkim kararını anma töreni 19 Ocak 2020 tarihinden başlayarak 22 Kasım tarihine kadar sürecek. Madde 2, bu hafıza 10 Ağustos 1920'de Sevr şehrinde Batı Ermenistan'da dahil ve müttefik güçler tarafından imzalanan Uluslararası Barış Antlaşması'nın imzalanmasına yol açtı ve ayrıca Batı Ermenistan tarafından 24 Haziran 2016'da bunun onaylanmasıyla Batı Ermenistan topraklarında Ermeni Devleti'nin tanınmasına ilişkin şartları hatırlatmaktadır. Madde 3. Boğuz Lubar Paşa'nın ilk başkanlığı günlerinde Ermenistan Devleti'nin bir devamı olarak Batı Ermenistan, Türkiye tarafından işgal altında tutulan Ermenistan, Büyük Ermenistan, ilgili devletlere Sevr Antlaşması ve ek antlaşmalara dayanarak Batı Ermenistan topraklarında Ermenistan'a bağımsızlık verme konusundaki taahhütlerini hatırlatır. Sevr Anlaşması'nın 88. ve 89. maddelerine göre Bitlis, Trabzon, Erzurum ve Van illeriyle Batı Ermenistan topraklarını müttefik güçlerin zaten Ermenistan'ı özgür ve bağımsız bir devlet olarak tanıdıkları göz önünde bulundurarak Türkiye'nin de aynı şekilde tanıdığını açıklamasını bekliyoruz. Madde 4. Batı Ermenistan topraklarında Ermeni Devleti'nin tanınma koşullarına ve onun anayasasıyla ilgili bir monolog yayınlanacaktır. Madde 5. Yüzyıla adanmış en önemli tarihler olan 19 Ocak 2020, 24 Nisan, 11 Mayıs, 10 Ağustos ve 22 Kasım. Bu talimname posta pulları sayesinde ölümsüzleşecek. Madde 6. Talimatname Batı Ermenistan'ın resmi gazetesinde yayınlanacaktır. Armenak Avrahamyan, Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı, Karin, 5 Eylül 2019. Mari Sislyan Karagözyan, 28 Eylül'de vefat etti. Cenaze töreni aynı gün Burçhamut'taki Surp Karasu Mangat Kilisesi'nde gerçekleşti. Naaşı Burçhamut'taki Ermeni mezarlığına defnedildi. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu, Bay ve Bayan Vazgen Sislyan ailesine ve evlatlarına, ayrıca Sislyan, Karagözyan, Mıtırpyan, Davut, Bahçacıyan, Galatçyan ve Surmeyan ailelerine kendi anneleri, büyük anneleri ve akrabalarını kaybettiklerinden dolayı başsağlığı dilemektedir. Amerika'nın Sesi Ajansı'ndan yapılan açıklamaya göre Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'nin Ermeni sorunuyla ilgili komisyonu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Savunma Sekreteri Mark Esper'e 27 Eylül'de bir mektup gönderdi. Mektupta komisyonun Azerbaycan'a askeri yardımın artırılması ve Ermenistan Cumhuriyeti ile Azerbaycan arasındaki paritenin ihlali konusundaki endişeleri dile getirildi. Mektup, kongre üyesi Frank Ballon, Jackie Spiper ve Adam Schiff tarafından imzalandı. Ermeni komisyonunun liderleri, ABD Dışişleri Bakanlığı ve Savunma Bakanlığı'nı 1992 yılında Azerbaycan'la ilgili kabul edilen 901 sayılı kararın göz önünde bulundurması çağrısında bulundu ki Dışişleri Bakanlığı 2002'den bu yana her yıl özel bir dokümanla bu kararı yürürlüğe sokmamaktadır. Mektupta kongresmenler Azerbaycan'a askeri yardımı derhal durdurma, 901 sayılı kararı yürürlükten kaldırma prosedürünü gözden geçirme ve Azerbaycan'a yardım konusunda ayrıntılı bilgi sağlama çağrısında bulundu.
Birleşmiş Milletler'in Suriye'deki daimi büyükelçisi 30 Eylül'de Güvenlik Konseyi'nin önünde gerçekleştirdiği açıklamada Suriye'de yasa dışı bir şekilde bulunan dış güçlerin varlığının sona ermesi, kendi ülkesindeki herhangi politik faaliyetin başarısının koşulu olduğunu ifade etti. Suriye'nin Birleşmiş Milletler Teşkilatı'ndaki daimi büyükelçisi Bashar el-Caferi, Suriye sorunuyla ilgili Birleşmiş Milletler Teşkilatı temsilcisi ve kendi Rus meslektaşı ve İranlı dostlarla birlikte çalışarak Şam Anayasa Komisyonu kurmayı başardı, dedi. Suriye Haber Ajansı Al-Ahbariya'ya göre ise Suriye'nin Birleşmiş Milletler Teşkilatı'ndaki daimi büyükelçisi ayrıca Devlet Başkanı Bashar Asad'ın başarıya ulaşma konusundaki önemli rolünü ve kararlılığını da vurguladı. Suriye Büyükelçisi, sadece Suriyeliler anayasalarını, Suriye'nin istikrarını yeniden kazanmasını istemeyen ülkelerin dış müdahalesi veya şantajı olmadan tartışma hakkına sahipler, diye ekledi. Suriyeli diplomat, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde verdiği demeçte, Suriye topraklarının her santimini geri alacak ve ülkedeki krizin siyasi bir çözümünü başlatarak yasa dışı yabancı güçlerin varlığına son verecek, dedi. Suriye'nin Birleşmiş Milletler Büyükelçisi, Suriye halkına ABD, Avrupa Birliği ve bir dizi başka ülke tarafından uygulanan ikili ekonomik kısıtlamalara son vermesi çağrısında da bulundu. Tam bir yıl önce, 1 Ekim'de dünya, büyük şarkıcı, kompozitör, şair ve oyuncu Charles Aznavour'u kaybetti. Gerçek ismi Şahnur Vahanik Aznavouryan'dı. Armen Press'in verdiği habere göre bu yılın Ekim ayında dünyanın değişik ülkelerinde Charles Aznavour'un anısını ve onun mirasını koruma adına bir takım faaliyetler gerçekleştirilecek. Charles ve Nicolas Aznavouryanlar tarafından kurulan Aznavour adlı vakfın temel amacı, Charles Aznavour'un kültürel mirasını korumak, Ermenistan Cumhuriyeti'nde ve dünyanın diğer bölgelerinde yeni projeler ve programlar gerçekleştirmektir. 1 Ekim'de Aznavour Vakfı, Aznavour'un büstünü Paris şehrine hediye olarak Paris Belediyesi'ne törenle takdim edecek. Büst, Aznavour'un çocukluğunu geçirdiği Paris'in o semtinde yakında dikilecek. 2 Ekim'de Charles'ın Bakışıyla adlı film sinemalarda gösterilecek. Film, hayatı boyunca onun tarafından çekilen film karelerinden oluşmaktadır. Turstat adlı turizm portalı sonbaharda seyahat etmek ve dinlenmek için en iyi bağımsız devletler topluluğu şehirlerinin bir listesini yayınladı. Minsk, Astana ve Yerevan sonbaharda seyahat edilecek en iyi 3 ülke. Bu 3 şehre ek olarak Almatı, Bakü, Taşkent, Kişinev, Bişkek, Duşanbe ve Aşgabat da ilk onda yer aldı. Turizm portalı ayrıca bağımsız devletler topluluğu çerçevesinde en ucuz turun Kırgızistan ve Özbekistan, cumartesi, pazar günleri için en popülerlerinin Minsk ve Yerevan, alışveriş için ise Astana ve Bakü turları olduğunu belirtti. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Charles ve Seda Aznavour tarafından seslendirilen Yisku Himeti Çimkidi adlı eseri sunuyoruz. Aşkarımız imin dünis ve murvatis murvatçunis Roşnelit nabadunis randu şakkarin manis Roşnelit nabadunis randu Serinin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.